Gelip hadi gelsin. Moskova'dan yaram var ya. 261. alan olacak. Şeye baktım ben şimdi. önceki maçta nasıl kaybettiğini Prestige'e karşı çoğaldığı maç. Ormana. Hatırladınız mı o maçı? Tienzi'nin orman çoğalı. Evet kaybetti. Evet evet. O hatırladım maç. Hatırladım. O yakın ama ya. Çok yakın. O maç çok yakın değildi ya. O hayır hayır yakın zamanda. Ha 3. haftada. Evet. Üçüncü haftada. Pardon 4. hafta, 4. haftada. Geçen hafta yani. Evet. Burada da yasaklamalar ilk 4'ü tamamlanıyor. Hani böyle Rabi'yi sonunda ilk parti yasaklamalarında tekrardan görüyoruz. Ne değişiyor ya. Takım önceliklerine göre, stratejilere göre, hedeflere göre değişebiliyor. Bir düşüğe gidip birazcık evleniyorum. Bir düşüğe gidip evlenelim dedi. Lila gitti. Joy'un gitmesi tabii çok mantıklı. Dünkü seriden sonra hakikaten Tienzi'nin muhteşem bir performansı vardı hatırlarsan. Ve ona karşı o Joy'u bırakmak istemedi. Bence The Prestige haklı da bu konuda. Ben The Prestige'den özellikle ormanda lütfen şeye geri dönsünler. Farway'in, işte Barasların, Akai'lerde vesaire daha tank kahramanlarına geri dönsünler. Evet. Çok o, macera kovalamana gerek o, yok. O üç kahramanla zaten farklı seviyeleri getirebiliyor Farway. Şimdi son yasaklama. Bu seride bence şey de önemli. Benedetti de önemli. Moji oynuyor. Alien de oynuyor. Değerimi görüyorsun değil mi? Moji ile Farway şey takasına girerler mi? Koridor değişimi. Moji ormana gidip Farway farklı bir koridor acaba? Ya neler pikleyebildiklerine bağlı olarak böyle bir senaryo çıkabilir. Maç içerisinde onu yani yasaklama seçmekten de yapabiliyorlar mı? Çünkü şu an sıralama herkes kendi rolünde gibi. Evet yapabiliyorlar tabii ki. İsteyen istediğini oynar abi kimse karışmıyor ona. Okay. İsteyen istediği de oynar. Güzel yani aslında şey geçmişte gördük bunun örneklerini değil mi? Bazen hani kahramanları esnek olarak kullanırken bazı takımlar da oyuncuları esnek olarak kullanmıştı. Evet. Kesinlikle burada da Logan. Abi Maitre'ye sordum sana o soruyu. Logan'a After Dark ismi daha çok yakışmıyor muydu? Logan böyle... Ya Logan anısı var Logan deyince biliyorsunuz X-Men, Wolverine falan evet. Deyince hani ben daha çok hani sempatim var oradan birazcık. Anladım. Ama yakışma konusuna gelince After Dark daha böyle bir cool. Evet. After Dark. Daha iddialı. Aynen. Ama Logan da şimdi dediğim gibi X-Men'i seven Logan'ı daha çok sever bence. Anladım. O yüzden bu soruyu daha tarafsız birisine evet. Soracaksın. Daha tarafsız birisine. Sunshine Alien'ın yanında burada şey olur mu? Vexaralı bir kompozisyon olur mu? Bir sürü av görüyorum dedi. Roger geldi. Direkt yanına da Arlott geliyor. Wow. Sen böyle bir yanıt açıkçası beklemezdin. Sunshine iyice Roger One Trick olma yolunda ilerliyor. Antrenman kurdun dişini. Sanırım bu 4 veya 5. Roger tercihi oldu. Son 2 hafta içerisinde. Evet, dün zaten 2 kere üst üste galiba oynamıştı. Şimdi dün, bu da geldi. Sunshine da... Roger oynadı mı? İki maç üst üste. Evet. İki maç üst üste oynadı bir de. Evet. Aşısız mı peki? dünkü maçta biraz daha aşısız. Daha önce daha böyle üstüruplu böyle şeydi. Isırgan. Yok daha usluydu. Hani geldiğince gidiyor gittiğince gidiyor ama dünkü böyle kuduz gibi koşturuyordu bütün haritada. Dün evet gayet sert bir oyun vardı FF'ten. Aha, Baras geldi. Baras Kerim o var ya. Ha? Bak benim çocuk heyecanlandı. Benim istedim bu abi. Farway bence Baras'tan şaşmamalı abi. Eğer açıkta kalırsa Farway Baras'ı alsın. Bir de onu destekleyecek işte Angela'dır artık neyse. Belki kitle kontrolü, Mino'dur vesaire bir şeyler. Zaten iki tane çok sağlam taşıyıcı aldılar. Artık evet. Bunun önüne bir set çekmeleri lazım. Doğru. Baras da bu setin ilk bence yapı taşı. Daha öncesinde zaten hani çok net bir nişancı ve orta pikleri de var. Aslına bakarsan Prestige istediklerini bulmuş durumda şu ana kadar. Meta içerisinden çok sertleri çekmeyi başardılar. Vexana gelir mi? Yani Yuzong da çıktı. Yuzong da ikinci aşamaya gitmeden belki düşünebilecek kahramanlar arasında olabilir. Ama burada alırlarsa sanki birazcık Arlott'un rolü netleşmiş olacak gibi Yuzong gelirse. Tank olduğunu belirleyecekler ve burada da tercih Gunnvere oluyor. Gunnvere'ye döndük yine. Arlott'un pozisyonuyla belli oldu ama. Yani. Hayır abi Gunnvere de hala dolaşım olarak kullanılabiliyor. Doğru aslında hala ama esnek. Hala esnek. Hala esnek. Hatta Roger bile... Evet, Roger bile gidebilir. Şu an öyle 3 tercih aldılar ki. Doğru, ne doğru. Olduğu belli değil. Doğru. Ya tabii ki kısmen tahmin ediyoruz ama esnetme ihtimalleri ceplerinde dediğiniz gibi. Var aslında da çok iyi olurdu gerçekten ama çıkartıyorlar aradan. Este Simaro.
Bir anda gelse. Sol taraf için mi diyorsun? Evet. X-Borg. İşte o seti hazırlıyorlar ya yavaş yavaş. O öne Çin setini çekecekler ya böyle etli butlu kaslı şeylerle. Orada karşıda bir X-Borg istemiyorlar. Özellikle tecrübe tarafından. Aha bitti. Benedetti de gitti. Ya buraya alınsa Benedetta çok güzel olabilirdi aslında. Roger gibi böyle bir tercihleri vardı. Umut bir yolunu bulur dedi ve sana yasakladı. Sağ taraf Sisi oynar mı acaba ya? Olur bence aslında. Bakarsan tecrübe tarafta da çok alternatif de yani azaldı. Hani Paquito'ya belki giderse gider Sisi ihtimaller dahilinde. Ben hani desteği ama Minotaur tarzı bir şey Apex'ten de çalmak için onu. Bayağı etkili olur diye düşünüyorum. Angela'nın da yokluğunda zaten alternatifler ciddi azalıyor. Tabii ki ikisi çok farklı rollerde aslına bakarsan ama. İki tane kahraman var bence olan şüphe. Bir tanesi Yuzong, bir tanesi Sisi. Hı hı. Kim ne oynar? Nereye gider? Ya ben Arlos'un neden tecrübe olduğunu düşünüyorum ya. Minotaur gelebilir. Öyle mi diyorsun? Gulliver'e orman diyorsun o zaman. Işık varsa gölge de vardır. Loi'ye gittik. Çip wow. Loi'ye. İlk defa oynanıyor. Bir defa Loi. Değil ya. Yasaklı ekranda görmüştük. Ben de çok hatırlayamadım ama bir bakayım. Kontrol ederiz muhakkak. İlk defa oynanıyor. O konuda eminim. Yasaklandı mı? Hatırlamıyorum ama yasaklanmadı diye de düşünüyorum. Hemen kontrol edeceğim. Et bakalım. Şöyle bir bakayım. Doğanın gücü karşısında titre. Evet. Setin ikinci parçası geldi. Öndeki ya, duvar. Evet. Yani gayet de yerinde oldu bence. Her şeyi merak ediyorum şu an. Murat'ın kaynaklarına ulaşıyor. Ya şimdi hangisi olduğuna bakıyorum. biraz beklememiz gerekiyormuş. Erişmesi kolay değil Johnny biliyorsun. Veri kolay şartlanmıyor. Okey. Bu aslında körlemesine bir maç. Hala burada FF Alien farklı bir tercih yapabilir. Öyle bir opsiyonu var. Bu yani. Arada 500... Evet, 500 izleyiciye gelmişiz efendim. Murano sözünü böldüm. Johnny'nin lafını bitirmesini bekliyordum. Vexen'a Umut Varisi kostümü şu anda moderatörlerimiz tarafından kodla dağıtılıyor. Hemen hızlıca kapıyorsunuz efendim. Hayırlı olsun. Evet, buyurun tekrar. Tecrübe maşa... Hiç oynanmamış. Değil mi? Hiç tercihmiş, banlanmamış da... Hiç kimse yüzüne bakmamıştı. Bakmamışlar bile. Easy Peasy'den sonra ilk defa Loi'yi görüyoruz. Easy Peasy nerede abi ya? Nerede? Oğlum bunları sen biliyorsun. Abi yoklar. Totalleri senden alıyoruz. Bunu ben bakacağım. Seni şey yapacağım. Umut onaylandı. X-Borg mu? Yok. Hazır. Yok. Tamam. Arlott üste gitti. Orman, Guinevere yine sezon başından beri çok oynamıştı. Ortaya Loi'yi, Grok destek. Ama ben dedim sana. Tecrübe koridorunda Arlott olabilir şu anda. Oldu. Dolaşıma gidecekler gibi değil ama karşılarındaki rakiplerin tercihleri de çok iyi olmuş durumda. Evet, bir tarafta yani, muazzam. Açıkçası ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi isimleri kapatırsam meta içerisindeki çok güzel piklemeleriyle prestiji önde geliyor olacağım ama yani Fireflux'ın da şimdi dün Roger performansını Sunshine'dan gördük. Bugün orta koridorda bir bizi şaşırtacak bir pikleri var bakalım. Kendi planlarını net yansıtıp zaten de hani birazcık favori olmalarını kullanırsalar sonuç çıkabilir. Görüyor olacağız efendim söz sunucularımızda. Teşekkürler Eray Kuru Mehmetoğlu. Günün ilk serisini geçiyoruz da prestijle beraber Fireflux'ın mücadelesi. Güzel tercihler ya, sevdim. Ya savaş anlamında da bir çoğuna hayal etsene. İki tarafın böyle savaş içerisindeki savaş başlangıçları, Loi'nin arka tarafta Lord alınırken fark gibi çalıyor ışınlanmasını hayal etsene, güzelliğine bak. Loi ışınlanırken Grok ultiyle beraber ultinin içine giriyor, duvara doğru vuruyor ve günün ilk serisi The Prestige Fireflux'a karşı taraflar tercihlerini yaptılar. Umarım böyle. Durdurma gelmedi. O kadar mutluyum ki şu anda. Değil mi? Gelişte. Alışmıştık biraz. Evet, evet. Başlangıçta bir duraksama yaşanıyordu. Bu karşılaşmada yaşanmadı. TNZ burada turuncu güçlendirmesinden başlarken Farway aynı şekil mor güçlendirmesinden başladı. Rosa koridorunu çok hızlı ittiriyor. Apex'in öyle hikmetini var ya. Tek döndürüyor, aldırıyor. Tık. Bir de şimdi rakip ormana girdi yalnız. Apex burada 3 kişiye kafa atmış oldu. Apex burada sadece ben buradayım ki dedi. Aynen. Hiçbir şey yapmadı. Bu arada Faray üzerine deneme Rosa'dan ufak da olsa hasarını verirken TNZ burada turuncu güçlendirmesi alacak. Logan. Evet, bu ikisinin tabii rakip ormana girişi çok rahat bir Akdeniz kazandırdı FF tarafından. Evet. Onu da söyleyelim.
Ve ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sen savaştaki gücünden bahsettin. Ben Leo Yin'in aslında koridor aşamasındaki yapabileceklerinden bahsetmek istiyorum. Koridoru yine az önceki gibi Apex'in yardımıyla ittirip işte gerek altın koridoruna gerek tecrübe koridoruna bir ultiyle Apex'i de götürürse mesela hiç umulmadık bir anda orada ekstra bir skor çıkarabilirler. Ya abi ben orada Louis'ye birazcık puanından kuruyorum. Louis kahramanın işte ilk yeteneğini, pasifini, rengini doğru ayarlaman lazım da ikinci yeteneğini vurman lazım. İkinci yeteneğinin bekleme süresi birazcık normal seviyeden fazla olduğundan dolayı ikinci yeteneğini yanlış yere attığın an bitti çar. Yani hiçbir şey vurmuyor. Anca vurur vurur kalkanız. Ha öyle, orası öyle ama şey hani pozisyon avantajı sağlıyorsun ya. Ha. O birazcık yani rakip öndeyken mesela şu an The Prestige'de koridor aşamasında kimse overextend dediğimiz hani haddini aşarak oynama durumunu yapamaz. Hı hı, öne çıkamaz. Çünkü hemen arkasına böyle bir ult, bak mesela Rosa haritada kaybolduğu anda herkesin geri çekilmesi lazım. Mesela Moji yakalanabilir. O kadar çok fazla hasar yedi. Uzaklardan yine dürtmelerini konuşuyorlar. İki oyuncu da 4 seviye ulaştı. Kaplumbağa savaşı için toplandı Fireflux ama Farway buraya birazcık geç gelecek Tianzi. Kaplumbağa'ya vurmaya devam ederken bir yandan da Logan çalıları denedi. Tianzi için rahat bir kaplumba olduğunu söylemek lazım. Tabii alt tarafta Rosa yaptığı hamle sayesinde sol tarafın birazcık teknik koridorların canları indi ya. İstemediler savaşmayı. Normalde bu aşamalarda aslında şeyle savaşmak istersin değil mi? Takımda parası varken. Ya yani birisini böyle aradan çıkarmak istersin. Ultisi de var. Hani seviyede de fena durumda değil. Ama erken işte dürtmesi burada işte birazcık bozdu açıkçası. Ya birazcık depresif tarafında Asmo ile Farva'ya çok şey düşecek. Görev düşecek. Özellikle Mojin'in de koridor bozması anlamında çok büyük bir etkisi olması lazım. Rosa'ya rahat yetenek attırmaması lazım başarının açıkçası. Hı hı. Çünkü Rosa'ya rahat yetenek attırırsa Moji vurur da vurur arkadan. Evet şimdi şöyle bir üst tarafa doğru yaklaştılar ama sanırım olayların farkında Roger Sunshine. O da birazcık daha geri çekilme taraftarı gibi gözüktü. Şimdi abi baras tuzak görmek var. Mümkün mü ya? Kocaman bir şey baksana. Buradan gördüm onu. Tuzak. Bakalım işe yarayacak mı? Çok tuzak gibi diyor olmaz ama Tianzi geldi zıplattı Apex pozisyonu. Ultisiyle beraber tekrar zaten bitiyor Rosa. Burada sarı verdi Farley ultisiyle beraber çıkarken hayır dedi Tianzi. Burada skoru az ardından aslında skoru gelecek bir diye baktığımızda mimarik duvar geliyor. Aa. Kule altında da Krypton düştü. Son vuruş geldi. Biraz, Logan yardıma geldi ama Logan birazcık geç kalıyor pozisyona. Fireflux skorları buldu. İşte o tuzak önden Apex'i yardırdı. Pozisyonu başlattı. Yani Minotaur'a rağmen, orada Minotaur ultisine rağmen skorları almayı başardı. Hatta 3 tane skordu buranın hakkı. Sunshine kule altında bitiremedi Minotaur'u. Yani bir tane yetenek sanırım orada ıskaladı ya da son vuruşu yapamadı. Çok böyle bir canla kaçtı Asmo. Ama dünkü gibi Fireflux yine maçı fırtına gibi başlıyor. Hem kaplumbağa hem skorlar. Karadeniz fırtınası. Fırtına deyince aklıma ne o geliyor. Ha işte Apex. Fırtına Türkiye'de en fazla nerede? Evet. Yani. Karadeniz bölgesinde Apex bu arada kötü yakalanmış olabilir derken hemen geldi. Çıktı o zaman dediğin gibi. Ya yetenekleri bir de Groon hani duvarda birindeyken sersemletmeyemiyorsun herhangi bir Franco dışında. Franco'nun ultisi dışında herhangi bir sersemletmeyemiyorsun ya. Onun güzelliği bir başka oluyor. Eskiden en rahat oynayabileceğiniz tanıtı. Savaşacaklar. Rosa çok güzel bir ışınlanma kullandı Farvey. Başı dert olabilir derken bence istata yapmıyor Asmo. Arada yalnız başına Farvey ile birlikte Moji yardıma gelmesi lazım. Asmo burada çıkabilecek mi diye baktığımızda Rosa boksu. Moji görevini çok iyi yaparken Apex kurtarmaya çalıştı. Ama burada şansı tanıyorlar. Ama cezasını da kesmeyi unutmuyor tabii ki Fireflux. Ya burada Louis ultisiyle birazcık daha yaratıcı olmayı istedi Fireflux ama geride kapattılar. Yani altında önde oldukları, pozisyonda önde oldukları bir, daha doğrusu tempoda önde oldukları bir sekansta burada herhangi bir şey elde edemediler. Yani birebir skor takası artı rakibe verilen kaplumbağası prestiji çok işine geliyor. Kesinlikle. Sunshine savaşa hiç dahil olmadı. Koridorda zorlamadı. Birazcık daha Roger'la pasif bir oyun sürdürmek zorunda kaldı gibi Sunshine. Evet, birazcık daha kasılmayı bekliyor. Hı hı. İki tane asisti var. Karşısındaki Krypton az önceki pozisyonda düşmüştü. Üst tarafa gelen baskı sırasında. Kesinlikle. Apex, Logan'la karşı karşıyaydı. Logan, ya abi şu duvarlardan geçme özelliği var ya. Novara'yı güzel yapan şeylerden bir tanesi de bence çok o. Mobil.
yakalanmaz bir hale bürünüyor. Tianzi geldi. Burada pençesini etkili kullanıyor. Çalmayı başardı. Aslında ultisini kullanacak. Tianzi burada ultisiyle beraber doşlamayı başardı ama Farvey aldı ultisini kullandı. Oh. Duvara doğru vuruyor. Apex. Hayır, Apex hayat kurtarmış olabilir. Belki derken can çalamadı. Burada geri çıkmak durumunda Fireflux. Rakip ormancıyı düşerek skoru buluyorlar. Krypton'u zorlayabilecekler mi diye baktığımızda hayır diyor Krypton. Kendi üstlerine koşuyor. Şey gibi. Özgüven. Değil mi? Siz bir kovalıyorsunuz bakayım beni. Yalnız burada bir şeyler olacak mı bakalım? Krypton şimdi yaklaşıyor ama Apex yanında Sunshine kapatınca oradan çıkmayı başaracak. Yani üst üste iki pozisyon. Prestige gayet iyi takaslar yapıyor. Gayet avantajlı pozisyonlar. Her ne kadar maçın başında biraz zorlanmış olsalar da Kaplumbağa etrafında. Bir önceki Kaplumbağa'yı almayı başardılar. Üst üste iki tane skor aldılar. Sadece bir skor verdiler. Şu an gayet iyi durumdalar. Evet. Burada Farvey yakalanmış. Yakalandı ama ultiyle beraber güzel çıktı. Ama Tianzi... Bu pozisyonda Rosa birazcık içeride kalacak. Onu düşürmeyi başaracaklar. Sonradan bir skor gelecek ama atlatım öncesinde Farvey zaten Kaplumbağa'yı almıştı. Asmo. Krypton. Arada Farvey'le beraber Apex tuttu. Apex'in canına son vuruşu. Oo. Hayır, yetersiz kalıyor Farvey. Burada pençesi sayesinde geri kazandı. Ultisini kullandı. Alien'la beraber iki oyuncu birbirine vurdular. Sunshine boş edertliydi. Sunshine geri çıkarken Alien'ı yanında katlediyorlar. Moji ile beraber karşı karşıya geldi. Yani pozisyona çok iyi geliyor. Çok abarttı ya sanki burada Moji. Ya birazcık şeye güvendi. Ya keser, keser. Ölürüm diye düşündü ama kesemeden öldü. Evet. Kesseydi gayet word'tü. Zaten kazanmıştı pozisyonu bu arada Prestige. Eğer o kadar abartmasa Muji ve durup durduk yerde rakibin kulesinin altına koşmasa orada zaten avantaj çıkmıştı ve skoru eşitlemişlerdi. Kesinlikle. Yani aklınızı almaya devam ederken o sırada bir yandan hani ormancı da orman çalmaya geliyor büyücüyle. Apex Asmo'yu gösterdi takım arkadaşlarına. Geri doğru çıkabilecek mi? Sunshine'da yardıma geliyor üst korda oradan. Farvey pozisyona yakın ama burada çok savaş çıkacak gibi değil. Birazcık relax. Altın farklarını da bir yandan görüyoruz. Evet yani bakıyorum Sunshine ve Krypton ikisi de iki eşyada. Hatta belirtmek lazım Krypton hiç şey yapmayıp böyle kemer falan yapmayıp direkt altın hasta artı bozulma tırpanına gitmiş diğer tarafta. Kemer artı bitmeyen savaş var. Birazcık daha hani tankımsı olan burada Sunshine tabii ki. Zıplattı zıplattı burada Tianzi havaya kaldırdı ama hiper oyuncuları yok. Bir şey çıkmayacak oradan. Ya abi Minotaur'un öyle bir sersemletme gücü var ki 3 kere havaya kaldırıyor ve yere geldiğinde havadan indirmiyor. Minotaur'la birlikte şey kombosu çok iyi. Farvey bu arada ultisini kaçırdı. Tianzi havaya kaldırdı, ultisine devam etmediğini görüyoruz ama sonra da pasifin etkisi soktu ve bu arada skor alacaklar. Farvey düşen oyuncu oluyor. Lord öncesinde düşürüldü. Şunu getirecektim. Minotaur havaya kaldırdıktan sonra Tianzi, Gunnvera kahramanı ile beraber araya girebiliyordu. Ama Minotaur şu anda Apex'in elinde değil. Rakibilerinde. Öyle bir durum. Ya burada farklı bir combo. Grok da beraber. Hani evet. O biraz daha zor ama yani. Minotaur'a göre uygulaması biraz daha zor koşullu. Işınlanmasını atacak da, tutturacak da, 3 kişiyle kaldıracak da. Evet. Abi bir de ben şeye çok şaşırıyorum. Tigreal bir anda silini gitti ya. Dün oynandı aslında. Apex bayağı da iyi performans gösterdi. Ya ama silini gitti. Eskisi kadar tercih edilmiyor. Eskisi kadar değil, evet. Eskisi kadar değil. Doğru. Biraz daha koşuldu gibi sanki. Evet, evet. Abi eğer chip girerse Tigreal da girer. Ben söylüyorum şimdiden. Ya düşünsene Tigreal'la beraber chip içeri giriyor. Ulti bırakıyor. Tigreal tak diye geliyor. Hop, hop. Takım herkes ayağa. Herkes alaya. Yani Lord'a başlangıcını yaptı. Lord'u kesecek. Şu an 13.000 lira kadar canını düşürdü. 5'e 5'lik bir savaş göreceğiz şu anda dakika 10'da. İlk Lord'da. Asmo'nun canı çok azaldı. Asmo'nun canı az. İşte buradaki savaşı bu yüzden kaybedebilirler. Arkadan Alien geliyor. Pozisyonu geri doğramaya çalışıyor. Farvay'dan güçlü oyuncu Sunshine. Burada Minotaur skoru buldu. Arka taraftaki Moji'yi de indirecekler. 4 oyuncu. Ormancı gitti. Birbirine vurdu. Ormancı geri çıkmaya çalışırken Barat. Lord'da hata yapmıyor. Geldi. Belcesini attı ve skoru bulup ardından Lord'u alıyor. Ve Prestige'e Lord kazandırdı. Aynen öyle. Prestige buradan yine karlı çıkan taraf ve altın farkını neredeyse tamamen kapattılar. Az önce böyle 1500'ler civarında olan altın farkı şu an 300'lere kadar düştü. Ve o pozisyonda evet rakip dolaşımcı aldılar, Minotaur düşürdüler ama unuttukları bir şey vardı. Lord etrafında önemli olan dolaşımcı değil. Ormancı. Heyecanlanıyorum bir de böyle hani izliyorsun ya orada uzaklardan yetenek tutturabilecek mi duruyor. Evet. Onun heyecanı bir başka oluyor. Burada Moji, Farvey'in yaptığı çok güzel bir hamle var.
ultisiyle bütün oyuncuları birbirine vurup selsemledi. Evet. Orada Sunshine Logan'ı yakaladı. Sunshine deli kurt modunu açtı. Kurdun dişine kan değdir. Yani yediği baskını unutmamış yine. Evet Burana. Neydi? Kurt yediği stun'ı unutur ama... Kurt geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Bizim de dediğimiz, daha doğrusu senin dediğin neydi? Farklı versiyonları. Ona göre birazcık daha. Apex. Kule alındı. Kule alındı. Apex'i darladı. Apex savaşı sokmanın yönettirmesi için. Yalnız Rosa bayağı güçlendi. Lord verimli kullanıldı mı? Hem Sunshine hem Rosa şu an bayağı güçlü. Diğer tarafta bakıyorum, Krypton birazcık daha geride tempoda. Evet. Apex burada Moshi ile beraber Asmo'yu yanında havaya doğru zıplasanızı var ve ardından Asmo ile beraber içeri doğru giriyor. Varve'yi üçse kullanmaya çalıştı, başardı da. Diyelzi geride, arka taraftan Krypton taramalı budunu açtı. Canlarını çok az bırakıyor. Sunshine'ın başı dertte kurt moduyla kaçmaya çalışıyor. Diyelzi bu buradaki pozisyondan uzaklaşacak. Sunshine'a baktığımızda hayır diyor Logan. Güzel yakaladı, güzel avladı. Oyunda olmayacak 15 saniye boyunca. Yukarı koridorda TNC ile beraber Alien yan yana. Orta koridordan bir kule daha açabilirler. Krypton tekrardan pozisyona dahil oldu. Savaş birazcık uzun sürdü gibi. Evet ve yani burada en başta Apex düşüyor. Apex düştükten sonra takım çok dağılıyor. Ve arkalı önlük alıyorlar Krypton'a, çok rahat pozisyon. Krypton takımla beraber kalmayı başarıyor ve biraz geride demiştik ama bu pozisyonda bayağı toparladı. İki tane skor, bir tane asist yaptı. Bayağı kendine geldi yani. Artık carry de gerçek bir tehdit. Ve yani daha geleneksel bir nişancı, daha böyle bir hiper taşıyıcı olduğu için carry şu dakikadan sonra bayağı can sıkıcı olacak. Bir de Johnny, altın farkına da bakmanı istiyorum. 2000'lerde bir fark var. Lui'yi ortaya ışınlattı şu anda, ortaya sağ çıkacak. Krypton direkt yok ettiler duvara doğru ulti. Logan'ın cenazesi eli üstüne doğru gitti. Logan'ı düşünemeyecek bile baktığımızda. Hayır ama burada orta koridorda bir tank skoru buldular. Varney kule altında ultisini atıyor. Sunshine taramalı modunda. Kurt modunda. Kule altında ölecek belki. Çıktı. Ölmedi. Çıktı. Çıktı. Nasıl çıkmayı başarıyor Johnny? Yani kulenin hasarını daha... ısırırken mi doğuşladı? Ya şey hani... Ne? Ne? Bu görmüyordu. Nasıl? Değil mi? Görmüyordu. Görmüyordu, görmüyordu. Ama pozisyonu Logan çok iyi takip etti. Çalıdaki oyuncuyu düşürmeyi başardı. Logan keskin nişancı modu hazır dedi. Neydi o video? Hangi video abi? Şey, mahallede terör saçan nişancı, keskin nişancı. Logan da işte onlardan, o gillerden. Aynen. Abi yani, yaratıcı bir Loi ultisiyle başladı her şey. Evet. Ve... aslında en güçlü olabileceği aşamada Prestige çok böyle hazırlıksız, gafil avlandı. Orada 3 tane skor verdiler ama sonradan kule altında önce Apex'i, sonra da çalıda Sunshine'ı avlamayı başardılar. Ve yani çok da geride çıkmadılar bu takastan. Evet. Çok da geride çıkmazlar. Altın farkı yine 2000 bantlarda sürdürmeye devam ediyorlar. Lord. Tekrardan hatırlatalım. Geliştirmiş Lord. Sahnede. Nereye gittiler? Abi bir işleri varmış. Çıkıp gittiler. Gelecekler tekrardan pozisyona. Üst tarafa şöyle bir... Abi Loi etkisini unutmaması lazım. Evet. Çünkü bir anda bir bakmışsın arkadaki çalıda Loi var. Direkt birbirinize vuruyor. Oradan skorları alıyor. Bak, az önceki savaşta güzel bak. Sunshine orada hasar doğuşluyor. Hasar doğuşluyor abi büyük ihtimal. Çünkü orada iki hiçe vurması lazım. Logan'ın da çok güzel bir yetenek kullanımı. Heyecanlanıyorum abi böyle pozisyonlar. Geliyorum. Normal. Yalnız Moshi burada hata yaparsa 3 kişi bekliyor onu. Ama doğru taraftan gitmeyi başarıyor. Moshi'nin hatta... fırlası var abi ya. Kolay yakalanmaz o. En kötü bastığın fırlaya uçtu. Sunshine şu an yemliyor. Yani üzerinde atlaması için. Moshi yapmaz ya. O hataya düşmez. Aa gördüler işte. Evet gördüler. Bütün operasyon diğer tarafta gider. Lord'a vurabilecek pozisyonda mı Prestige? Işınlanırlar abi, ışınlanırlar. Katlamaları lazım mı? Var ya görüşünü aldı. Tiyazi'yle beraber görüşünü aldılar. Moshi'yi taramalı moduyla birlikte kesmeyi başarıyor. Skor aldı. Ardından Rosa'ya. Diğer tarafta ne oluyor? Diğer skor tarafta veriyor. Ne oluyor? Lord, Lord var. Işınlanıyorlar şu anda. Savaşa doğru ışınlanıyorlar. Orta koridora geldiler. Tiyazi'yle beraber Rosa, Asmo. Tiyazi'nin konumunu ifşa etti. Asmo burada 3 kişi havaya kaldırmaya çalıştı. Başardı da. Lord'un canı 10 binlerde. Elin'le beraber Tiyazi savaşa geri dönüyor. Vurdular. Belçesi de hata yapmıyor. Belçesi de hata yapmıyor. Lord'u alıyor. Alien. Işınlanmasıyla beraber geri doğru çıkmaya çalışıyor. Apex burada hasar yeni oyuncu oldu. Novare'den tekrardan görüş ultisi. Ama yine skorları aldılar. Herhalde yani ormancılığının performansı bu kadar belirleyici olduğu böyle nadir maçlardandır. Hakikaten burada pençeler çok büyük fark yaratıyor maçın başından beri. Farve bitti Yenzi'nin ve burada
doğru pençe yatan Tianzi oluyor. Dur, tuttu, tuttu, havaya kaldırdı. Aa, Tianzi yeteneğini birazcık geç atıyor. Yeteneğini geç attığı için Asmova'da havaya kalkmadı. Burada karşı sobası tekrardan basılı. Krizi önce rahat Krypton. Doğa rüzgarını bastığı asılıyor. Hayır, burada hafif düşecek mi diye baktığımızda ışınlanmasıyla beraber tekrardan geri doğru çıkmayı başardı Alien. Burada vururken Apex ışığından bu ultisiyle beraber geldi. Şovunu yaptı, ardından da orta koridordaki kuleyi alacaklar. Üst koridordan Lord ilerliyor. Aynen öyle. Aynen öyle ve... Şimdi iki yerden birden zorluyor Efe. Birazcık zorlanmışlardı orta oyun geçişinde. Hatalar yapmışlardı belki de. Yalnız Farveyi şimdi içeri girecek orada. Bayağı bir tanklıyor. Üzerine bir de şimdi Minotaur kombosu geldi. Bakalım Farveyi çıkabilecek mi? Farveyi üzerine atladılar ve Farveyi düşürecekler. Asma oradan çıkacak ama Lord ne hayatta. Yalnız... Ne oluyor? Arada kalan Barats'ı düşürdüler. Ne var ya Logan? Tek başına 3 kişiye karşı savunmaları meşhurdur ama onu da unutmamak lazım, hatırlarsın Johnny. Yani Farveyi bayağı bir tankladı. Bayağı bir vakit aldı ama o üst taraftaki kulenin düşmesini engelleyemedi. Sonradan da kendisi düşecek. Ve yani FF bir anda oyunun kilidini kırdı. Ya kırdı mı? Kırmaya uğraşıyor mu? Yani önemli konuşmamız gereken nokta bu mu? Vallahi bu. Kırdı ki ya. Kırdı. Evet ya, 2-3 kulesi almış. Ben böyle karşıt bir görüş verebilir miyim diye düşünmedim değil Johnny. Karşıt bir görüş yok. Şu anda 2 tane üst kulesi kaybettiler. Orta koridorda kuleleri kalmadı. Sadece bir adet üst kulesi hayatta. Bu oyundaki en büyük tehdit hepsi ya. Çok büyük tehditler abi. Ya bir anda Apex ışınlanma ultisiyle beraber giriyor. Loi'yi birbirlerine vuruyor. Sunshine hem insan hem kurtken vuruyor. Kurdun dişine kan değiyor. Vallahi her şey Krypton olacağı pozisyona bakar. Evet ya, duvar rüzgarının mesela oradaki pozisyonda Krypton orada yalnızdı. Evet. Tek başınaydı, yapabileceği bir şey yoktu. Koruyabilecek bir arkadaşı yoktu. Asmo yardım etmeye çalıştı ama elinden bir şey gelmedi. Yani takım arkadaşlar beraber işte o öndeki seti kullanıp hasar vermeye çalışması lazım. Bakalım başarabilecek mi? Göreceğiz onu bir sonraki pozisyonda. Şu an her şey var çünkü. Yani Safu da kullanabilir pozisyonda. Her şey onun alacağı pozisyona göre belirlenir. Çünkü Logan hasar çok şartlı ve yani belin benzinden tutarsa hasarı ama burada gerçek hasar Krypton üzerinde. Diğer tarafta ise yani Sunshine, Alien, Rosa, Tianzi, bunların hepsi yetenekleri doğru şekilde kombolarlarsa sıkıntı yaratacak kahramanlar. Bu arada 1000 izlenmeye erişmişiz sevgili Johnny. Moderatörlerimiz YouTube sohbetinde kostüm kodlarını sizlerle paylaşırken... Altta maşa yakaladılar. Maşa yakaladılar, maşa yakaladılar. Maşanın 3 canı vardı, 2-7 şu anda eğiliyor. Tekrardan geri aldı bir çarp. Bu arada kesemiyorlar. Asmo ile Krypton pozisyona dair olacak. Asmo ışınlan basıya girdi. Tiyazi bu ulaşmayı başardı. Canaz ölümsüzlüğü gitmediğini görüyoruz. Eğiliyor geri çıkmaya çalışırken o da ışınlanmasını atıyor. Farway 5'lere düştü. Ultisi'ye beraber eğiliyor aldı. Oyuncuları birbirine doğru vurabilir. Duvara doğru atarken arkadan ne var ya, çok güzel hamlesi yaptı. Sunshine kurt modunda ama burada iki savaş olaysız dağılıyor. Olaysız demeyelim, skorsuz dağılıyor. Az kontrolü yazıyor. Fireflux oyunu bitirmeye doğru giderken 3 kişi kötüye kalanmış olabilir. Alien 2 oyuncuyu birbirine doğru aldı. Canları az bana tekrar düştüğü çekerken Moji. Geldi, Alien skorunu aldı. Tekrardan savunma isteyen bir ara harika yapıyor. Dakika 20'deyiz Johnny. Aynen öyle. Yani savaş o kadar sıkıştı ki. Bir tek bir şey böyle, çok ince bir detay. Anlık olarak Krypton'u böyle bir sersemlettiler. Orada çıkmayı başardı. O sersemletmeyle beraber Fireflux. Sonradan girip hani backdoor'la maçı bitirmeye çalıştılar ama o da mümkün olmadı. Heyecanlı yerinde ya Jody ya. Aynen. Ya şey gibi, çok sevdiğim bir dizi izlersin, ardından araya girer reklammış gibi girdi ya. Ya da şey böyle, dizi biter ama çok heyecanlı bir yerde. Devamı haftaya. Eskiden de gerçi o. Şimdi artık böyle artık paket halinde veriyorlar dizileri de. Ya abi o eskidendi. O da çok kötü bir şeydi ya. Oo, sorma ya. Of. Ergenken izlediğim bir dizi vardı. Haftaya bir de öyle bir yerde bırakıyorlar ki acaba ne olacak? Sonra bir de özetini veriyorlar gelecek haftanın. Çok sert oluyordu. O özetler bitmiyordu. Daha da merak ediyor. Abi şey oluyordu mesela, özet geliyordu önceki haftanın. Diziyi tekrar izliyordun. Tekrardan mücadeleye döndük. Yani iki tane skorisi gitti.
Üst kuleleri bu savaşta gitmemişti ama önceki savaşlarda gitmişti. Blue Lord'u kaybederlerse işleri bayağı bir zor olacak. Apex kötüye kalandı. Burada ultiyi kullanmak zorunda kalıyor. Apex Lord savaşında ultisiz devam edecek. TNZ Lord'u kendi tarafına doğru alırken Logan orta koridordaki minyonları da ittirmeyi başardı. Apex yarıcanla ilerlerken ne var ya Moji? Güzel hasarlı farmayı duvara doğru TNZ tuttu. TNZ burada düşecek, ölümsüzlüğü kaybetti. Arada kalan TNZ de kar sopası bassa da buradan çıkması birazcık imkansız. Shutdown'unu Logan aldı ve hızlı bir Lord gelecek. Pozisyon dışında yakalanan Apex ve sonrasında TNZ, ikisinin yokluğunu burada Lord'a savaşmak çok güç ve Roger şu an alt tarafa ışınlar atıldı ve Rosa, daha doğrusu Logan orada. Ne? Evet, yani Sunshine yakalayıp bitiremedi ve çok yakındı. Geri doğru çok güzel çıktı. Louis'i ultisiyle Sunshine'i gönderdiler ve yolda şeyi yakaladı, Novari'yi yakaladı. Novari oradan çıkmayı başardı ve korudular Novari'yi. Kaçmaları lazım. Üç kişi sağa sola arkalı dört bir yandan kuşatıldılar. Şu anda Rosa arada kalıyor Oitsi'ye beraber kar sopasını. Harika kullanıyor ama hayır. Kar sopasının süresi yetersiz kalıyor Rosa. Gafil avlandı. Johnny heyecandan var ya, terlerim aktı. Ve şimdi yani üstten Lord yola çıktı. Beş kişilik bir ekip. Burada kuşatmaya geliyorlar. Belki de maçı bitirmeye geliyor burada Prestige. Gerçekten yani iki tarafa da giden bir mücadele. Bir ara ya. FF sanki kilidi açmış demiştim ama... Kilit tekrardan kilitlendi. Yani kilit aynen. Direkt suratına kapadılar kapıyı. Bu arada minyonları tuttu ama... Grok duvarını güzel ördü. Grok duvarını güzel ördü. Burada minyonları bir iki saniye kazandılar. TNZ araya girip baitini yaptı. Burada Elian canı azalan isim ışınlanması da attı. TNZ ultisini kullanıyor. Asma ultisiyle beraber içeri girdi. Farmayı duvara doğru vururken kuleye fokusunu atıyor. TPR Fireflux'a karşı birinci mücadeleyi kazanıyor. Yani maç gitti gitti geldi. Maçın başında... Efe şöyle bir öne geçti. Sonra yavaş yavaş kaplumbağalarda toparladılar. Sonra bir daha Efe böyle üstten alttan birer tane üst kulesi düşürdü. Sonra yeniden tam Lord öncesinde Novaria bu adam işte şeklini yaptı. The Prestige biz buradayız dedi. Biz buradayız dedi ve Fireflux'ı düşürmeyi başaramadı belki de ama kazanmayı başardı. Evet, çok değerli bir puan çekmiş oldular ki onlara da gerekliydi zaten playoff aşamasında devam edebilmek için. Baktığımız zaman Logan'a gitti MVP. 4-1-11 ile 13 karnın üzerinde altın topladı. %83'üne parmağını değdirdi. Takımının aldığı skorların önemli anları da şöyle bir hep beraber bakalım. Johnny Murano. Yani bir oraya bir buraya giden maçtı. Hani sonunu göstermesek maçın, özetini izlesek kimin kazandığını tahmin edemez belki izleyiciler, değil mi? Güzel açtık, heyecanlı bir maçla açtık. Bizim de tempomuzu yükseltti. Bize de enerji kattı maç. Bakalım, umarız böyle devam eder. Güzel bir başlangıç yapıyoruz pazar gününe. Yani sonlara doğru bir tık fazla mı hata aldı Fireflux'da? Johnny neler söylersin? Bir tık... Yani... Maç boyunca aslında hatalar var. İki takımdan da hatalar vardı. Sadece maç sonunda Fireflux'ın yaptığı hatalarla kaybedildi dersem hani şey yani yayını şu an açan birisi FF herhalde hata yaptı maç. Hayır öyle değil. Maç tabii. Boyunca karşılıklı hatalar vardı. İki takımdan da hatalar vardı ama en büyük hata yapan FF oldu. Evet. O orta koridorda tam Lord öncesinde Apex'in düşmesi, sonra pozisyon dışında kalan TNZ'in düşmesi. Bedava Lord gidiyor. Orada umutsuzluk hamlesi evet. Yapılıyor. Louis ultisiyle rakip üsse kurdu gönderiyorlar, Roger'ı gönderiyorlar. Novari çıkıyor karşısına. Novari neredeyse kesecekti ama takım arkadaşı yetişiyor. Novari'yi kurtarıyor. Sonradan Lord'la beraber gelip maçı bitiriyor. Prestige. Evet. Daha öncesinde bir de Rosa öldü orada galiba. Kar sopasını bastı. Sonrasında. Şeyde evet, kaçarken. Aynen. Bu pozisyon...